Selamun aleyküm arkadaşlar. Yağmurlu bir Haziran ayından herkese selamlar. Gördüğünüz gibi Haziran değil, zannedersiniz ki kışa giriyoruz ya da kıştan çıkıyoruz. Öyle bir hava var. Burası Bolu. Her şey olu diye bir laf var bizim burada. Harbiden de öyle. Yazı kışı belli olmuyor. Yazın bile soğuk. Şimdi ineklere bakmaya gidiyorum. Şuradan insem mi dedim ama çok çamur. Normal yolumuzdan gidelim. Hep birlikte. Yol çalışmaları vardı burada da her yer değişti valla. Şöyle geri gelen. Geldik mekana. Aşağı inip sularına bir bakayım ki bazen suları bitiyor. Çeşmeden gelmiyor. Onu aşağıya bakmadan göremiyoruz çünkü. Bir sorun olmasın hayvancağızlara. Şuraya bakın arkadaşlar, otlar benim kadar boyu var. Maşallah yemişin her taraf. Ottan geçilmiyor valla. Hele yukarıları bir görseniz, inşallah oralara da gideriz. Bu dağlar var ya, üf diyorum yani. Her taraf yemişin harbiden de. Kuş sesleri de geliyordu size. Cesur oğlumuz yine yatmış. Şu çamuru bir aşalım. Burç burç. Ulan bunu kim bilir hangisi çıkardı. Allah'tan su varmış ama. Şu boruyu şuradan çıkarıyorlar. Nasıl beceriyorlarsa şöyle dursun. Yukarıdan ben biraz su takarım olmazsa. Ama şu an gayet yeterli zaten, taşar. Gördüğünüz gibi burada geziyorlar. Cesur orada yatıyor. Papatya orada, karakız orada. Karakızı bayağıdır soran oluyordu. Sonunda doğurdu. Birazdan inşallah gidip onu da çekeceğim. Artık onu da dışarıya koy veriyoruz. Onun için içerideydi. Hep soran oluyordu. Niye sürekli içeride diye de. Sümbülün sesi yukarıda. Hepsi burada. Sadece bizim bir sarı kızı göremedim de. Ona bakacağım şöyle. Yaramazımız nerede bakalım. Karanfil. Kara kızımız. Onun oğlunu inşallah göstereceğim birazdan. Evet, ineklere bakmaya geldim ki. Ta oralardalar. Bizim kara kız da sümbülde. Onları da gördüğüme göre sıkıntı yok demektir. Her biri ayrı bir kademe. Bak burada tel var zaten. Şurada kapı var. Bahar orada oğluyla takılıyor. Bu teyzesi diyelim hadi. Ya da ablası, onunla takılıyor. Sümbül ta en tepede. Ama şu an başka bir sıkıntı yok. Şimdi gidelim bir koyunlara bakacağız. Koyunlardan sonra bir dama uğrarız. Oradan da bu kara kızımızın yeni oğlunu bir görürüz. O da büyüyor maşallah. Çok da güzel oldu. Kapımızı kapadık. Motorumuza binelim. Ve şöyle tur atarak gidelim. Biraz da motorla gezdireyim sizi köyü. Öyle yazan oldu bile. Şimdi de koyunlara gidelim hızlıca. Kapıyı kapatalım da. Alaş'ta bugün içeride canı sıkılıyor oğlumun. Babamlar yok bugün çünkü işleri vardı, annem babam olmadığı için. Bugün ben tekim. Değil mi oğlum? Sen de onun için içeridesin. Seni takip edemiyoruz çünkü. Dışarıda köpekler var kavga ediyor diye. Burada da dallasımız var. Gördüğünüz gibi şu dallası bir çıkartalım şimdi. Babasıyla vakit geçirsin buralarda. Onu koy verince zaten çıldırıyor. Tamam oğlum, sakin sakin. Çocuk adam. Çık bakayım. Çık çık çık. Çık oğlum. Oğlum benim tatlı oğlum. Hadi. Çık hadi babanla oyna. Heh. Ve buluşma anı. Babasına da rahat vermiyor zaten. Neyse bunlar burada takılı koysun. En azından ikisi olursa canları sıkılmaz. Alaş tek olunca sıkılıyordu. Bak araya da bir video atacağım arkadaşlar. Tavukla. Horozla kavgası var dallasın. Çok komik.
Onu da şu araya bir atayım. Şimdi bunlar benim peşimi bırakmıyor ama mecbur kaçacağım bunlardan. Bak uyanığa bak ya. Hayır, hayır oğlum. Hayır. Maalesef oğlum sen gelemezsin. Zaten koyunlar döver seni. Şöyle koyunları da bir ziyaret edelim. Koyunlar kesin yine kapının orada. Demin fark edemedim ama gelip kapının ağzında yatarlar. Bakacağız. Tam tahmin ettiğim gibi. Oradalar bak. Neyse. Onları hiç ellemeyeyim ben. Yoksa çıkacağız diye bağırıp dururlar. Burada bostanımız arkadaşlar. Yağmurların sonrasında bostanımız da coştu maşallah. Biliyorsunuz her taraf yeşerdi. Fasulyeler bile büyümeye başladı. Şimdilik öyle. Köydeki durumlar. Bugün tek olduğum için oradan oraya biraz koşturacağız bakalım ama bizim avantajımız tabii şu an kapalı mekanlarda gidiyoruz. İnekler 2-3 gündür dışarıdaydı da video çekemedim. Hava çok sıcaktı hatta. Güzel mekanlara da gittik. Bugün adam akıllı bir video çekelim dedim. Onda da hava kapalı, inekler içeride. Ama olsun, sağlık olsun. Zaman geçtikçe güzel videolar çekeceğim inşallah. Şimdi Dallas'la Alaş'a bir selam çakıp dama gidelim. Şu bizim yeni buzağımızı görelim. Yeni buzağımızın adı da Kahve. Kahverengi olduğu için dedik bunun adı Kahve olsun. Aynı kahve gibiydi ama çok da tatlı maşallah. Şimdi oraya bir gidelim. Evet, ekinler yulaflar da maşallah ne kadar büyümüş onu da gördük. Ama şimdi tekrardan bir yağmur başlar gibi oldu. Koyunlar da yatıyor. Onları içeriye alacağım. Saat şu anda 1:30 falan arkadaşlar. Demin zaten öğle ezanında duyduk beraber. Çünkü küçük kuzumuz var, 23 Nisan, bilenler bilir. O ısınıyor, hasta oluyor. Zaten şimdi öğle vakti, gezmiyor da koyunlar. Onun için onları içeriye alacağım. Bir iki saat takılsınlar. Hava açarsa tekrar koyunları çıkartırız. Ama öncesinde Dallas'ı içeriye koymam lazım. Onun için kamerayı kapatacağım, kucağımla taşıyacağım. Yine ağzında bir şey var bunun. Gel. Hayır oğlum, hayır. Şişt, gel Dallas. İçeriye gireceğiz oğlum. Gördüğünüz gibi kucağıma aldım. Neyse tek elli. Koyunlara rahat vermiyor çünkü arkadaşlar. Maalesef. Gidiyor onlara. Oynuyor kendi kendine. Hadi oğlum. İçeri girme vaktin artık. Gir. Şimdi hemen hızlıca koyunları içeri alalım. Kapıyı açtık. Koyunları bir koşu getireyim. Hadi 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 hadi. Uyuşuk uyuşuk gidiyorlar bir de ya. 23 Nisan. Oğlum küçük adam. Hadi hadi. Allah da koyunları görünce hep böyle yapıyor. Oğlum onlar senin arkadaşın. Haydi girin içeriye. Yağmurdan ıslanmayın, nasıl olsa yatıyorsunuz. Şöyle kapımızı kapatalım. 23 Nisan'a bak. Anasını yakaladığı yerde hemen emiyor. Uyanık. Bir de şurada yatıyor. Birazdan görsem onu da çekerim. Uyanık ve değişik huyları var. Şimdi bir dama gideceğiz. Yağmur Allah'tan aşırı yağmadı da yine de aldım ya. Nasıl olsa gezmiyorlar şu an. Tamam gidelim şimdi. Cumali'yi, Yonca'yı, Paşa'yı ve yeni evladımız Kahve'yi görelim ki anam. Gördüğünüz gibi yatıyorlar, hiç rahatsız etmeyeyim. En solda yatan Perşembeli, namı diğer Perşembeli yani Yonca kızımız. Cumali'miz ve bu da sonradan olmuştu Paşa'mız. Eskiden orada yatıyordu ama buraya getirdik, şimdi alıştılar. Şimdi bir de Kahve'mize selam verelim. Bunların da huzurunu bozmayalım. Sessizce. Anam. Anam. Kalkma be, kalkma be. Gördüğünüz gibi karı kızımızın oğlu Kahvemiz. Kahve tadında. Yat oğlum yat. Ben hiç buraya gelmedim. Neyse, daha fazla rahatsız etmeden çıkalım. Zaten tam boş, gördüğünüz gibi inekler dışarıda. Bunu da bir görmüş olduk arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Hemen kaçalım gidelim. Gidelim öğle yemeğimizi yiyelim. Daha sonra havanın durumuna göre bakacağız artık ne yapacağımıza. İnekler zaten aşağıda. Koyunları da çıkartırız inşallah. Bir iki saat sonra tekrar.
Tallası da yerine koyduk. Şu an başka bir sıkıntı yok. Görüşürüz.